Tamam, bu ne gerginlik ya? Bir rahatla, sakin ol. Tadını çıkar. Ben keyfini çıkaracağım da, Aziz Bey, bu arkadaş niye bekliyor? Bu arkadaş seni denize atarken bana yardımcı olacak. Şaka şaka. Şimdi bazı detayların üzerinden geçmemiz gerekiyor. Peki abi, hangi konuda? Şimdi bu imar kurulundaki Gürol'un mahrem görüntülerine ulaşmak bayağı bir zahmetli bir işti. Bayağı da bir masraf yaptım, değil mi? Sonra görüntüleri sana verdim. Sen dedin çalındı. Sonra onları tekrar geri almak için bir 500 bin lira kadar daha masraf yaptık. Evet ama abi, benim o sırada o 500 bin lirayı vermek dışında bir opsiyonum yoktu. Tamam. İstediğimizi alsak, ben inşaata başlasam bu paraların lafı bile olmaz. Abi, bu görüntüleri çalanı da bulacağım, parayı da bulacağım. Söz mü? Yok, öyle yapmayacağız. Ben önce senden o 500 bin lirayı bir alayım Emir. Sakın ben de 500 bin lira ne gezer Aziz Bey falan demeye kalkma. Koca servet yaptım benle. Param var biliyorum. İpotek gibi düşün ya. Yani o işimize taş koyan adamlar var diyorsun ya. Git bul onları. Gel al paranı geri. Abi sen bana güvenmiyor musun? Ben kimseye güvenmiyorum Emir. Şahsi algılamaya. Ne diyorsun, bu güzel gezintimizi anlaşarak mı tamamlayalım? Yoksa sahile kadar yüzmek mi istiyorsun? Ki bu şaka değil. Tamam abi, ben bu 500 bin lirayı sana bir hafta içinde geri vereceğim. Ama sonra geri de alacağım. Eminim, kendimi kanıtlayacağım. İyi, anlaştık. Kaptana söyle, dönüyoruz. Nihal ablam dün böyle tuhaf tuhaf konuştu. Fırtına çıkacak, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak falan. Demek ki kızın içine doğmuş annesinin hasta olacağı. Nihal ablama çok üzülüyorum ya. Zaten bir sürü dert var başında. Bir de bu oldu. Sen Nihal'e bu kadar üzülüp güvenme bence. O ne demek? Niye öyle bir şey söyledin? Ya niyesi yok. Ben böyle düşünüyorum. Da sen Nihal ablamı tanımıyorsun. O çok eğlencelidir, böyle içi dışı birdir. Yani bana pek öyle gelmedi ama. Topu topu iki kere karşılaştın Kanan. Bir şey mi biliyorsun diyeceğim ama. Nereden bileceğim canım? Altıncı isim kuvvetlidir diyelim. Aleyna. Sen çok dürüstsün. Fazla iyi niyetlisin. Senin böyle pes pembe bir dünyan var. Oradan bakınca her şeyi pes pembe görüyorsun. Ama dünya öyle bir yer değil. İnsanı en çok en sevdikleri yaralar. Bunu sakın unutma, değil mi? Benim sevdiklerim beni üzmez Kara. Peki. Sen yine de kimseye böyle körü körüne güvenme. Hatta bana bile. Karan, öyle tedirginlikle, şüpheyle hayat mı geçer? Ben sevdiğim adama da güvenemeyeceksem hiç yaşamayayım boşu boşuna. اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات ولا تنسوا تفعيل زر الجرس